Ne o nana? Gece uyumadın mı yoksa? Bilmem, kendim birazcık yorgun hissediyorum. Hasta falan olmayasın, gel bakayım. Doktora gidelim mi? Gerek yok. Ben şimdi kendime gelirim. Az daha fotoğraf makinesini unutuyordum. Okula mı götüreceksin onu? Öğretmeniniz kızmasın sonra. Hayır, kızmaz. Çünkü bu ödevi bize o verdi. Fotoğraf makinesiyle ödev mi olurmuş? Bizim zamanımızda hiç böyle şeyler yoktu. Ne tuhaf. Hayatımızı fotoğraflarla anlatan bir proje yapacağız. Ne güzel. Hadi beni de çek. Bak, hadi poz veriyorum. Bakayım. Gözüm kapalı çıkmış oğlum. Aa, mama sen neden böyle çıktın? Ya nana hareket etti ya da elin titredi. Yüksek hasayla çekerken buna çok dikkat etmelisin oğlum. Dur nana, bir tane daha çekeyim. Hadi bakalım, çıkıyoruz. Hadi. Servis hadi gelmek bakalım. Üzere. Hadi çocuk. Hadi bakalım çitlenbim, iyi dersler. Can nana yine bulanık çıkmışsın. Elini titretiyorsun, net çıkmıyor oğlum. Hayır, bu kez titretmedim, eminim. Neyse, sonra hepinizi nasılsa bol bol çekeceğim. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Hoşça kalın. İyi dersler. Bay bay nana. Güle. Ay. Aa, kızım. Sen hiç iyi görünmüyorsun. Hadi biraz uzan. Bugün kendimi çok yorgun hissediyorum. Bahar havası mı çarptı seni acaba? Havadandır, havadandır. Biraz dinlenirsin, hiçbir şeyciğin kalmaz. Aa, gene bez bebeğe dönüştü. Yok, bu işte bir iş var. Hadi hayırlısı. Nana. Nana kızım. Ay, neler oluyor bu kıza böyle? Kulina Hanım. Kulina Hanım, hu. Ay, neden duymuyor bu kadın sesimi? Ay dur, geldim Makbuş, ne oldu? Ay, ne olacak, nana gene bez bebek oldu, baksana. Ah. Aa, aa, ama neden böyle oluyor? Buna hemen bir çözüm bulmalısın. Şükür ki Hakan gitmişti. Ya onun gözünün önünde bebeğe dönüşseydi? Ama sadece gece yarısı 12'de bez bebeğe dönüşmesi gerekiyordu. Bu işte bir iş var ya. Anlamadım, gitti. Dur Makbuş'cum sen. Bana ne oldu? Durduk yere bez bebeğe dönüştün yavrum. Kulina, neden böyle oluyor? Bilmiyorum nanacığım, ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Hep uyumak istiyorum, hep. Nanacığım sen uyu, dinlen. Ben de hemen kütüphaneye gidip bunu araştırayım. Ah canım kızım. Yediğin bir şey mi dokundu yoksa, ha yavrum? Kızım. Nana. İyi misin yavrum? Başımı kaldıramıyorum Makbuş. Çok uykum var. Allah Allah. Ne oldu sana acaba? Ay Kulina Hanım, bir an önce bulsa şunun çaresini. Çiçe sineği ısırmış gibi. Ne sineği? Beni bir şey mi ısırdı? Ay, evladım, sözün gelişi. Aa. Bu kitapta da bir şey yok. Bu işin içinden nasıl çıkacağım ben? Bir de şu sayfaya bakalım. Ay, mutlaka bunun bir çözümü olmalı. Ah, başperilerin perisi. Sayın Kulina hanımefendiciğim. Buraları temizlemem gerekiyor. İşiniz uzun mu acaba? Ay Şoker, çok meşgulüm. Bir de seninle uğraşamayacağım. Çeneni kapat, başka bir şey istemiyorum. Ah,
Peki o zaman. Ben işime bakayım bari. Ay! Şoker! Çeksene şunu. Çok tozlanmış da. Hayırdır Kulina Hanım? Çok sıkıntılı görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Belki bir yardımım dokunur. Evet Nana. Hmm. Şoker, yoksa senin başının altından mı çıktı bu ha? Aman Kulina, sen de ne zaman bir işin içinden çıkamayınca suçu hemen bana atıyorsun. Bak Şoker, doğruyu söyle, yoksa bu seferki cezan çok büyük olur. Ayıp ediyorsun ama Kulina. Başımda bunca iş varken bir de Nana'yla mı uğraşacağım yani? Aşk olsun. Sabah erkenden kalkıyorum, akşamı zor ediyorum. Oh olsun sana. Şu ayaklarını çek de şuranın tozunu alayım. Şoker, seni bu süpürgeye çevirmeden git şuradan. Burada da bir şey yok. Neden bana ne olduğunu söylemiyorsun Kulina? Belki bir yardımım dokunur. Nana'ya bir şeyler oluyor. Kendini çok yorgun hissediyor. Bahar havası çarpmıştır. Çok normal. Dünyadaki ilk baharı. Öyle değil Şoker. İkide bir bez bebeğe dönüşüyor. Bak sen şu işe. İnsan olmayı başaramayacak galiba. Ay kabahat bende ki sana bunları anlatıyorum. Dur canım. Hemen kızma. Bir düşünelim bakalım. Buldum. Ay. Dur yavaş olsana, korkuttun beni. Bence Luna'nın başına gelmiş olanlar Nana'nın da başına geliyor. Saçmalama. Nana dünyaya Yüce Konsey'in ve benim iznimi alarak gitti. Doğru. O halde oyuncak olduğu için dünyaya uyum sağlamamış olabilir. Sonuçta sen ve Luna perisiniz. Daha rahat uyum sağlıyorsunuz. Evet, bir uyum sorunu olabilir. Aferin Şoker. Ay o zaman şu kitaba bir daha bakayım. Bak Serdar, bu meseleden kaçarak daha da büyümesine yol açıyorsun. Biliyorum, bu yüzden sana geldim. Ama Simge'yle kendin konuşmalısın. Yani ona bunu nasıl izah ederim ki? Biliyorum çok zor. Ama bence en doğrusu bu. Haklıymışsın Şoker. İzinli bile olsa oyuncaklar dünyasından giden oyuncak dünyada zaman zaman bir uyum sorunu yaşarmış. Öyle yazıyor burada. Nana, bir insan olsa da bu sorunlardan bir an önce kurtulsak. Ya görüyor musun başına gelenleri? Keşke 100. doğum gününde onun bu dileğini kabul etmeseydin. Ne güzel huzur içinde yaşıyorduk şurada. O zaman bu dileği 100. doğum günde sen dileyecektin. Asıl seninle uğraşmak işkence olacaktı bana. Hayır, ben ondan çok daha güçlüyüm biliyorsun. Seni hiç uğraştırmazdım. Hadi Kulina, Nana bunu beceremeyecek. İzin ver, ben gideyim onun yerine ha. Şoker, hadi bakayım işine dön. Çok sıkıldım, çok meşgulüm. Bir de seninle uğraşamam. Hadi. Şuna bak. Benimle işi bitti, hemen postalıyor. Hayat, her yerde acımasız, her yerde. Şoker, ve bu durumdaki oyuncağın hiç zaman geçirmeden oyuncaklar dünyasına dönmesi gerekmektedir. Uygulanacak tedavi ancak burada sonuç verir. Hay aksi, Nana bunu duyunca çok üzülecek. Nasıl yani? Oyuncaklar dünyasına mı gelmem gerekiyor? Evet Nanacığım. Ama nasıl gelirim oraya? Benim artık burada bir hayatım var Kulina. Hadi çocuklara durumu anlatırız. Peki Hakan'a ne diyeceğiz? Çok haklısınız. Tatsız bir durum ama bunu yapmak zorundayız. Yoksa... Yoksa ne? Tamamen bez bebeğe dönüşürsün. Ama bu olamaz. Allah korusun. Nanacığım, bir oyuncağın tam olarak bir insana dönüşmesi yüzlerce yıl sonra ilk defa olacak. Bunu biliyorsun. Bu uyum sorununu ancak oyuncaklar dünyasında halledebiliriz. Ama ben... Kızım, tek çözüm buysa ne yapacağız? Gideceksin. Hakan'a ne diyeceğiz? Köyden bir akrabamız çok hastalanmış. Seni görmek istiyormuş. Sen de onu ziyaret etmeye gidiyorsun. Sence inanır mı? İstersen hastalandım hep bir bez bebek olarak kalmamak için Oyuncaklar Mahallesi'ne gidiyorum dersin. Ne zaman gideceğiz? Maalesef hemen. Hemen mi?
Orada ne kadar kalacağım? Hiç bilmiyorum nanacığım. Ama inan bana en kısa zamanda geri dönmen için elimden geleni yapacağım. O zaman bari çocuklara gideceğini söyle, vedalaş. Benim şimdi içim el vermez çocuklara söylemeye. Ay tamam, ben de bu arada müdürcüğümü görürüm bari. Ay nanacığım.